Hocam şöyle anlıyorum ben Deniz. Demek ki aslında birbirimizi sevebilmek imanın güzelliği. Muhtemelen. Birbirimizi sevememek Allah'ın imanından razı olmamak gibi bir şey oluyor. Öyle mi? Sultanım, Estağfurullah. Cenab-ı Hak bizi ihvan yapmış, ihvan. Anadan doğma ihvan, kardeş başka. Allah yolundaki imandan nasibini alanların kardeşliği başka. İhvanı ve innemel müminüne ihvat İhvan, diyor. hucurat. Bizi Cenab-ı Allah ihvan yapmış. Biz şimdi tekrar ihvan olmak için sağa solu arıyoruz. Ya biz zaten ihvanız ya. Ha, biz şimdi ne yapıyoruz? Muhterem hocam. Estağfurullah. Burada çok yanlış bir hareketler oluyor. Hocalar da, efendiler de, şeyhler de, kim olursa olsun öğreticidir. Kurtarıcı değildir. Evet. Bunu çok iyi bilmem. Lütfen bu sözün altını çizelim. Cemaat olabilir, bir kanaat önderi olabilir, belli bir yerde bulunabilir. Ne bileyim belli merkezlerde, belli menzillerde insanlar olabilir. Bunların hepsi öğretici, yol gösterici, danışma, yani insanlara bu böyle yapılır diye bilgi aktarıcı. Ama biz bunları alıp da kurtarıcı gibi görür veya o kimseler kendilerini öyle gösterirlerse ne oluyor? Kardeşlik olmuyor bu sefer. O zaman tehlike oluyor işte. Tehlike olur. Tehlike var işte. Onun için biz Cenab-ı Hak bizi Kur'an ehli olduğumuz için, iman ehli olduğumuz için sizi kardeş ilan ettim diyor ve size umulmayacak merhametler ihsan edeceğim buyuruyor Cenab-ı Hak. Sonunda merhamet var. Evet. Leallekum turhamun. Turhamun diyor. Yani onun için biz birbirimizi bir defa kardeş olarak sevmiyoruz bir yerde. Yani işte merhaba diyoruz falan. Ama ben mesela bazen gördüm. Bu İstanbul'da nelerle şahit olduk ki. Şurada bir cenaze var. Soruyorlar sizden mi bizden mi? Sizden. Biz namazını kılmayız bunun. Bizden olmadığı için. Böyle kardeşlik olur mu? Böyle müminlik olur mu? Ve oradaki yatan senin, o da Ahmet, sen de Ahmet'sin ya. O Mehmet, sen de Mehmet'sin. Niye soruyorsun sen bizden misin, ondan mısın diye? Allah. Çok tehlikeli, Çok acayip bir çok şey. tehlikeli anlar atlattık da hocam sizlerin sizin gibi muhterem hocalarımızın mesela Mustafa Karataş hocamızın Allah selamet versin emek veriyor ya. Evet. Emek veriyor. Hepsinden Allah razı olsun. Evet. Ama yani demiyor bu şekildeki yani uğraşmaları insanlar bir türlü kavrayamıyor işte böyle. Evet. Yani. Yani bir insan bir yere mensupsa, bir insan belki muhakkak burada şimdi kimseyi de incitmiyoruz ama bir tespit yapıyoruz. Buyuruyorsunuz ki bir insan hakikaten bu mana yolunda rehberlik yapıyorsa, mürşitlik yapıyorsa bu insanla beraber olan insanlar diğer insanları ayrı görmez. Ha? Mesele bu. Ayrı gösterenler bu yolun insanı değildir. Ayrı göstermeyenler zaten hepimizin yolundadır. Hepimiz beraberiz onun. Öyle mi anladım? Tamam, onu Evet, anladım. evet. Yani... Yoksa kardeş de şeyin arasını açmaz. Sence şucu bucu demez. Ama bir insan hem bir yere mensup oluyor da şunu duydum efendim ben Deniz'e siz ki tecrübenizde siz nelere şahit oldunuz? Estağfurullah. Kaç ihtilal gördünüz? Kaç şeyleri gördünüz? Hala bizim gibi insanlarla güzel güzel olalım diye uğraşıyorsunuz, emek veriyorsunuz. Allah başımızdan eksik etmesin. Fakat şunu duydum. Bizimkine bağlanmadan ötekiler gaflettedir, sapıktır, dalalettedir. Onların hidayeti için dua ediyoruz. Kimin hidayeti için? Hepsi namaz ehli, niyaz ehli. Böyle güzel insanlar. Yok diyor ama diyor bizim hoca Mehdi diyor. Bize bağlanması lazım diyor. Böyle bir acayip acayip. Allah selamet versin. Evet. Bunlar da müminlerin biraz önce sohbete başlamadan önce artık Türkiye eski Türkiye değil. İlahiyette okuyan talebelerimizin içerisinde çok hadisten, tefsirden, kelamdan anlayan iyi gençlerimiz evet, yetişti. Evet. Bunların yanında böyle bazen böyle saçma sapan konuşmaları bunlar kabul etmiyor. Evet. Bunların adedini artırmak lazım. Evet. Şimdi ben Fatih Efendi Sağ.
kaç senedir hep dua ederim. Ya Rabbi, sen bu memleketin idaresini bu memleketin gençlerine nasip et ya Rabbi. Bunlar idare etsin bu memleketi. Biz Birinci Dünya Savaşı'ndaki mağlubiyetimizin sebebi bizi karışık kuruşuk insanların idare etmesiyle oldu bu iş. Evet. Biz 85 milyondan 4 milyona indik. Hı. Şimdi kalkıyorlar ki yok katliam şey var, toplu katil var, bilmem ne var diyorlar. Bizim 7 tane ordu nereye gitti? 7 cephede savaştık. 7 cephede savaştık. Dünyanın 4'te 3'üne sahiptik ya. Bugünkü dünyanın 4'te 3'üne sahiptik. Bunu nasıl bizim elimizden aldınız? Bunu alanlar kimdi? Bunu gençler öğrenmesi lazım, bilmesi lazım. Sadece ben ibadet edeyim diye de uğraşmayalım yani. Evet. Bu memlekette çeşitli ilimlere ihtiyaç var yani. Evet. Çeşitli ilimlere. Sırf kendimizi kurtarıp sırf böyle sevap tüccarlığı yapmamak lazım değil mi efendim? Efendim. Dünya için, ve ahiret dengesinde olmak. Onun için bak ben geçen akşam da bir şeyde cemaatin içinde de ya bizim köylerimizde ziraat teknisyenimiz yok. Efendim hayvancılıktan anlayan veteriner hekimimiz yok. Kadınlarımız sancılanıyor. Doğru düz doktorumuz yok. Jinolog vesaire. Bunları yetiştirmek bizim vazifemiz. Biz şimdi bu memleketi idare edeceğiz diye konuşmuyoruz. Evet. Böyle de anlaşılmasın. Allah korusun. O serserilik yok bize. Elhamdülillah. Estağfurullah. Ama bu memleketin çocuğunu bu memleketin başına koymak lazım. Evet. Evet. Hani, ve gençler de çok efendim bendeniz sizi de muhakkak mesmu şahaneniz olmuştur. Yani gittiğim yerlerde gençleri falan görüyorum. Hatta geçenlerde Kastamonu'ya gittim. Kastamonu'ya çok selam ederim. Evet. Oradaki rektörümüze, kıymetli dekanlarımıza efendim samimi söylüyorum. Kendi halimden utandım. Evet. Zehir gibi böyle aslan gibi gençler ya. Evet. Sorduğu sorularla, taktıkları mevzularla ya bunların önü açık ve bunlar yetiştiğinde hakikaten çok güzel bir potansiyel var değil mi efendim? Siz de öyle görüyorsunuz. Evet, Kastamonu daha da iyi olacak inşallah. Ülkemiz için öyle. Daha da iyi olacak.